Merhabalar, Planeste gezimize devam ediyoruz. Şu anda yanımda Doktor Raşit Tutkun var. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Aslında çok e, uzun zaman önce geldiniz. Ne kadar oldu? Planeste geleli? Bir yılı geçti, bir buçuk yıla yaklaştı. Bir buçuk yılı geçti. Burada sizin telekom tasarım takımının lideri olduğunuzu biliyorum. Burada neler yapıyorsunuz demeden önce aslında telekom ile alakalı bir grubumuz daha vardı. Sencerle olan bir videomuz daha var. Onu da şuraya linki koyuyorum. Şuralara bir yerler linki koyuyoruz. Oradan devam edebilirsiniz. Evet, sizin farkınız ne? Aslında Sencerle bir birlikte çalışıyoruz. Bir elmanın iki yarısı gibi çalışıyoruz. Bizim telekom tasarım ekibi telekom linkinin tasarımıyla başlıyor. Aslında iki tane haberleşen taraf var alıcı ve verici. Bunlar belirli bir mesafeden haberleşme evet. yap, yapmaya çalışıyorlar. E burada haberleşme parametrelerinin belirlenmesi, link kalitesinin hesaplanması, haberleşme sürelerinin, açılığının belirlenmesi gibi bu analiz neticesinde bir takım biz isterler çıkartıyoruz. Bu isterler daha sonra sencerin ya da bireyin ekiplerine donanım tasarım gereksinimleri olarak gidiyor. Mesela hangi anteni Hı. kullanacağız, hangi arif ekipmanları kullanacağız gibi orada donanım tasarımları ve yazılım tasarımları ona göre gerçekleştiriliyor. Şimdi link kalitesi link kalitesi Hı. insan insanların aklına başka bir şey getirebiliyor. ya Sizdeki link ne demek? Karşılıklı haberleşen bir alıcı ve bir vericimiz var. Karşı tarafa verici belirli bir hızda, saniyede kilobit ya da saniyede megabit cinsinden ölçüyor olabiliriz. Veriyi transfer etmek istiyor ve belirli bir hata ile karşı tarafta bunu almayı bekliyoruz. Bu da genellikle bir error rate ya da paket error rate. Yani saniyede kaybettiğimiz paket sayısı cinsinden hesaplıyoruz. Aslında haberleşmenin ne kadar kesintisiz olduğu gibi bir örnek verilebilir. Şöyle bir analoji kuralım mesela Uydudan yayın izliyoruz, bir maç izliyoruz, milli maç izliyoruz ve yağmurlu bir hava. Hava yağmurluyken yeşil ekran geldiği zaman aslında orada bir paket erör oluşuyor. Bunu, bunun olabildiğince az olmasını biz bekliyoruz. Belirli bir kaliteyle, belirli bir hızda, saniyede belirli miktarda veriyi karşı tarafa gönderebiliyor muyuz, gönderemiyor muyuz? Bunu hesapladığımız analize biz hat bütçesi analizi diyoruz. Bizim tasarımın başlangıç noktası bu. Buradan da gereksinimlerimiz çıkıyor. Aslında biraz daha teknikle girebiliriz i̇şte TCP UDP'leri. Aslında gönderilen sinyaller her an gelebiliyor ama biz bunun aşağıda kontrollerini yapmak zorundayız. Evet. Şey, değil mi? Yani Hı. sonuçta canlı yayın bağlantısı gibi bir şey değil yani değil. sonuçta orada paket birikmiş. Biriken paketi biz aşağıdan kontrol ederek alıyoruz. Evet. Gelmezse ne oluyor? Yani kontrol ettiğimizde ya yarım kaldı şu ee, paketin yarısında şöyle bir sorunlar yarısı değil yani bir, birkaç birkaçında sorunlar var olduğunu fark ettik. Ne yapıyoruz bu sefer? Yukarıdaki silinir mi? Ee, yukarıdaki silinmiyor. O gibi durumlarda aslında gönderdiğimiz paketlerin sayısı belli, paketlerin numarası belli. Öyle bir durumda 10 numaralı paketi alamadık. Tekrar istiyoruz 10 numaralı paketi bize tekrar gönder. Ee, ancak yerde bunlar tamamıyla başarıyla çözüldüğü durumda Yukarıya artık bunu silebilirsin diye komut gönderiyoruz ancak bu şekilde sileniyor Ne kadarlık paketlerden bahsediyoruz? E, bu değişiyor. Çok farklı haberleşme linklerimiz var. Biz IoT haberleşmesi yaptığımız için e, Hı -hı. çok küçük boyutlu paketlerden başlıyor. Birkaç byte, birkaç on byte'dan başlayarak. Daha sonra bunlar yukarıda biriktiği için topluca yere indirme esnasında birkaç bin bayta kadar paketlerimiz uzayabiliyor. Tabi burada haberleşme süremize bağlı olarak indirdiğimiz toplam veri miktarı da değişkenlik gösterebiliyor. O yukarıda ne kadar biriktirebilir peki? Ee, yani oraya bir kartımız var. Bir tabii est, orada, SD kartımız var sonuçta. Var. Ne kadara kadar? Orada, ee, evet, orada gigabaytlar mertebesinde kapasitemiz hmm. var. Ee, ama yine IoT datası olduğu için genellikle böyle birkaç günlük veri bile bu kadar boyutlarda olmuyor. Ama biz bütün hepsini kapsayacak kadar yeterince hafıza koyuyoruz tabii uydumuza. Burada asıl darboğaz yapan uydudaki kayıt kapasitesi değil, yere indirebileceğimiz süre. Çünkü biz alçak dünya yörüngesinde olduğumuz için yer istasyonlarını günde birkaç kere o da birkaç günde bir evet. görebiliyoruz. E şu, an şu an itibariyle. Şu an itibarla. Gelecekte öyle. çok daha fazla göreceğiz. Çok daha aslında. fazla göreceğiz. Bu kısıtlı sürede yüksek miktarda veriyi hızlıca indirebilmek için özellikle yer istasyonu bağlantımızda yüksek hızlı veri linklerine ihtiyacımız oluyor. Fakat asıl müşteriyle IoT modülleriyle konuşacağımız linkler genellikle daha düşük veri kapasitesinde oluyorlar. Ne zaman böyle çok büyük veri transferleri yapım, yapmak zorunda kalacağız? Kalabiliriz. Tabii Planes'in bir faaliyet alanı IoT haberleşmesi. Evet. Burada biz yerde milyonlarca IoT modülünün verisini topluyor oluyoruz. Bunları... Kaç milyon? <laughs> Var mı böyle bir sayı aklımızda? Ee, burada tabii hedefimiz hani milyonlara ulaşmak. Ee... Bir dakika milyonlar derken yani bir gün içerisinde bir, şu kadar milyon cihaza bağlanabiliriz demek mi? Yoksa tüm Ne demek istiyoruz tam tüm olarak? Tüm uydu takımını düşündüğümüzde ve en son geleceği noktayı düşündüğümüzde hı hı. ki yüzlere ulaşan bir uydu takımından bahsediyoruz. Burada milyonla belki on milyonlara kadar IOT modülüyle haberleşmeyi hedefleyeceğiz. Bir, bir gün içerisinde. Bir gün içerisinde. Bir gün içerisinde on milyonları geçeceğiz. Evet. Yani. Orada asıl hedef bütün uydu takımının birden bu veri kapasitesini sağlaması. Ama tek bir uyduyu düşündüğümüzde de gene milyona ulaşan birkaç yüz bin bir günde veriyi toplayabiliyor olacak. Tek bir uydu bile? Evet. O zaman herkesin merak ettiği şu soruyu soralım, kafası karışmayacak mı bu uydun bu kadar veri toplarken? E, bütün hazırlıklarımızı aslında buna göre yapıyoruz. Yani haberleşme linklerimizin tasarımları e, birden çok IoT modülüne hizmet verecek şekilde Hı -hı. E, yapılıyor. Sadece doğrudan IoT modülleriyle de e, konuşmuyoruz aslında. Servis çeşitliliğimiz de var. E, burada ee, mesela müşterinin e, legacy dediğimiz hani hali hazırda bir IoT ağı varsa ve bizim uydumuzla konuşma kabiliyeti olmadığı durumda onların verisini de yerde toplayıp uyduya gönderecek satellite access terminal, uydu erişim terminali dediğimiz bir hizmet de olacak. İki farklı veri linkinden e, çok sayıda IoT modülünün verisini topluyor ve aktarıyor olacağız. Bütün planlamamızı hmm. yaklaşık iki yıldan fazladır bunun üzerine kurduk. Çalıştı. Hatta bununla alakalı patent başvurularımız da var. Hmm tamamen bize ait olan teknolojiler var. Bizim öne sürdüğümüz, mevcut teknolojilerde yaptığımız iyileştirmeler var. Orada literatüre ve endüstriye katkıda bulunduk ve bir patent başvurularımız da oldu. çok güzel. Aslında insanlar alışkındır. Sonuçta iki tane cep telefonu, üç üç yani şu, şu odada bile bir sürü cep telefonu var ve hepsi aynı bu cell tower dediğimiz o kuleye bağlanıyor ve kafası karışmıyor cell tower'ın, değil mi? Bizde de aynı şekilde bir şey karışmayacak. Evet. Örneğin Şurası şurası yer olsun. Şu uydu üzerinden geçerken şuradan örneğin ne bileyim 100 tane 100 hatta 5 daha fazla. 1000 tane değil mi? Olabilir. Üzerinden evet. geçerken 1000 tane sensörle aynı anda evet. bir sinyalleri alabilecek durumda. Eee yani biraz bu vavlık bir olay aslında. Öyle. Ee, burada hem mevcut telekom teorisi ve mevcut haberleşme teorisindeki teknikleri kullanıyoruz aslında ama e kendi problemimizi, e, bu bir haberleşme problemi özünde. Her problemde olduğu gibi tabii ki çözümleri var. Biz literatürdeki farklı çözümleri bir araya getirerek kendimize özgün çözümler geliştirdik. E, burada da e, özellikle bir uydunun veri kapasitesini arttırabilmek için çeşitli şeyler yaptık, yenilikler yaptık. Tek bir uydu bir geçişinde yani yaklaşık 2-3 dakikalık hı hı, bir hı. haberleşme penceresinde e, binden fazla modülle aynı anda haberleşebilecek şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Aynı anda. Aslında şunu da, burada da şu soruyu da sorabiliriz. Şimdi yerde bu modüller, bu sensörler bekliyor. Sinyalini almış, o verisini almış, bekliyor. Hı hı. Uydunun geçmesini bekliyor. Uydunun geçtiğini nereden anlıyor? Ee, yani bir wake-up sinyali var mı böyle? Var. Uyan, uyan, ben geçiyorum, ben geliyorum. Bunu Uydu mu gönderiyor yoksa nasıl yani saatlere mi hesaplanıyor? Orada şöyle iki, iki farklı servis linkimiz olduğundan bahsetmiştim. Bir tanesi doğrudan IoT modüllerinin uyduyla konuşabildiği bizim <laughs> Direct to Satellite dediğimiz link. Burada aslında e, protokol şu şekilde işliyor. Uydu belirli sıklıklarla işaret sinyali dediğimiz beacon sinyallerini yere, IOT modüllerine doğru gönderiyor. Bu 30 saniyede bir, dakikada bir olabilir. E, IOT modülleri uyku modunda bekliyorlar. Evet. E, tamamen kapalı değiller. Bu sinyalle birlikte uyanarak e, verilerin rastgele bir şekilde, rastgele erişim yöntemi dediğimiz e, yöntemle gönderiyorlar. Birçok modül gönderiyor. E, burada... E, yukarıya ulaşan e, sinyalleri yukarıda e, birçok modülden gelen veriyi alabilecek bir alıcımız var e, onları belirli bir süre içerisinde toplayabiliyor e, belirli periyotlarla bu atıldığı için yukarıya gönderme sıklığı da o belirli periyotlarla olmuş oluyor Bir diğer linkte ise rezervasyon temelli bir evet. e, iletişim evet. var. Ee, bu uydu erişim terminali dediğimiz linkimizde yine uydu belirli sıklıklarla e, işaret sinyalini, beacon sinyalini yere gönderiyor. Yani ben geldim diyor aslında. Ben Tam geldim üzerine geldiğimde şöyle ufuktan ufağa şöyle bir şey sinyali mi gönderiyor? Evet. Ben geldim haberiniz olsun. Varsa bir şeyiniz, bir datanız bekliyorum sizden. Bana gönderin. Doğrudan uydu erişiminde datayı doğrudan gönderiyoruz. Hangi banttan gönderiyoruz bu aşağı sinyal bir ee, burada e, UHF bandı dediğimiz ha, genel e, olarak olduğu gibi coveret. Etsin, cover etsin, etsin. 868 MHz unlicensed hmm. bir bant. Zaten yerdeki IoT ağlarında da kullanılan bir bant. Hmm. Biz aslında bir anlamda yerdeki IoT ağını uzaya çıkartmış olduk bir de satellite access terminal dediğimiz bantta ise orada S bandı kullanıyoruz. O bize özel bir link. Hı hı. Çok daha güvenilir ve çok daha yüksek hızda veri transferi yapabildiğimiz bir link. Peki nereden geliyorsun sen? Aslında sen yani buradaki uzay konusunda çalışan en eski çalışan arkadaşlarımızdan bir tanesisin. Uzun yıllardır uzayda çalışıyorsun. Uzayda değil de uzayla ilgili çalışıyorsun uzayla ilgili diyelim. Onun da o da olur belki. Bekle. Yani bir <laughs> bir gün onu da ümit ediyoruz tabii ki. Ben ne diyorum, sen? E, ediyorum sen? ediyorum. <laughs> Ediyorsun, iyi okey. Nereden geliyorsun? Ne hangi bölümü bitirdin? Elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum. Hı -hı. Telekomünikasyon sinyal işleme ana bilim dalında e, lisansüstü çalışmalarımı yürüttüm. Bir süre üniversitede akademisyen olarak çalıştım. Ee doktorayı bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi'nde çalıştım. De, doktora. As, doktoramı bitirdim. Asistanlığımı orada yapmıştım. Daha sonra e, uzayla alakalı bir kamu kurumunda çalışmaya başladım. Ee, uzun süre aslında orada çalıştım. TÜBİTAK'ta çalıştım. TÜBİTAK uzayda? Evet TÜBİTAK okay. uzayda. İmece uydularında e, görev yaptım. Evet orada yakın da. zamanda İmece'de uzaya gitti. Uzaya aslında gitti. benim de imzam var diyorsun oralarda. Orada var. Oranın telekom Haberleşme sistem tasarım sorumlusu bendim. Orada da güzel işler yaptık. Daha sonra e, Planes'e geçtim. Burada da daha farklı güzel işler yapmaya devam ediyoruz. Çok güzel. Yaklaşık 10 yıldan fazladır uzay sektöründe e, faaliyet gösteriyorum. Bundan sonra da bu şekilde devam etmeye... Devam edeceğiz. Burada ümit güzel, e, en azından e, güzel işler yapılıyor. Güzel problemler çözüyoruz. Heyecan verici işler yapıyoruz. E, umarım bunları yapmaya devam edeceğiz. Peki bundan sonra ne olacak? Yani artık bizim planımız biliyorsun birkaç yüz tane uyduyu aynı anda... Çalıştıracak derecede getirmek, işte birkaç yüz uyduyu fırlatmak, sonrasında bunlar teker teker dünyayla haberleşecekler. Evet. Bu kadar, bu büyük organizasyon sizin elinizde mi olmuş oluyor aslında bir nevi? Ee, evet, aslında uyduları gönderdikten sonra tabii biz işimiz bitmiyor, yörünge testlerine başlıyoruz. Evet. Uzaydaki performansı, yerde ne kadar simüle etsek de uzaydaki testlerinden sonra, özellikle takım uydunun testlerinden sonra performans optimizasyon şeyleri çalışmalarımız başlıyor. devreye alma çalışmalarımız başlıyor. Uydu sayısı arttıkça özellikle uyduların birbirleriyle haberleşmesinden dolayı da oldukça karmaşık bir uydu networkü ortaya çıkıyor. Bunlarla alakalı geliştirme, iyileştirme, optimizasyon çalışmalarımıza devam ediyor olacağız. Bir de ilave eden, şu an belirli bir IOT haberleşme teknolojisi üzerine hı hı. yoğunlaştık ve şu takım uydularımızı buna göre ürettik. Amacımız başka teknolojileri de buna entegre ederek aslında servis sahını da Ula ulaşımımızı artırmak. da arttırmak olacak. Ya aynı zamanda hem burada yani yapılmış işleri de yapıyoruz aynı zamanda icatlar da ediyoruz. Evet. Yani buradaki bizim deneyimlerimizin en güzel tarafı da herhalde bu olacak oluyor. Evet, güzel oluyor. Evet, işimiz çok. Bundan çok. sonra çok daha fazla işimiz olacak. İlk zamanlarda evet uyduların uzaya gitmesi, fırlatılması, onlarla ilk iletişim heyecan veriyordu ama bundan sonra yüzlerce uydunun iletişimi tek seferde olacak. Bu bizlere hem kullanıcılara adına hem buradaki çalışanlar adına bir sürü iş yükü de eklemiş Getirecek, oluyor. Getirecek evet. Evet, planisteki gezimize devam edeceğiz. Raşit hocamıza da teşekkür ediyoruz katıldığı için. Bizi takip etmeye devam edin.